Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nuh'un gemisi, Kur'an sohbetlerimize hoş geldiniz. Kovulmuş şeytanın şerrinden alemlerin Rabbi Rahman Rahim. Allah'a sığınarak sohbetimize başlayalım arkadaşlar. Allah nasip ederse bugün bu akşam Ali İmran suresi 28. ayetten devam edeceğiz. Ali İmran suresi 3. sure. Evet, Bismillah diyelim tekrar. Müminler, müminleri bırakıp hakikati inkara şartlanmış olanları müttefik edinmesinler. Buradaki müttefik vurgusu son derece önemli. Çünkü bunu yapan Allah ile bütün bağını koparmış olur. Kendinizi onlardan korumak için bu yola başvurmanız hariç. Ancak Allah kendisine karşı dikkatli olmanızı ihtar eder. Çünkü bütün yollar Allah'a varır. Burada hassas bir mevzu var sevgili arkadaşlar. Özellikle küfürde, kötülükte ısrar eden, kötülükte öncülük yapan insanları, grupları, toplulukları Kur'an-ı Kerim'in her zaman kastettiğini hatırda tutalım. Yoksa zulmetmeyen, zaten başka ayetlerde de Cenab-ı Allah bunları söylüyor. Sizi diyor yurtlarınızdan çıkarmayan, din hususunda sizinle savaşmayanlarla diyor iyi geçinmenizde bir sakınca yoktur. Zaten öyle de olması gerekir. Yoksa aksi takdirde Müslümanların yeryüzünde başka insanlarla temas kurma şansı olmaz. Ama bu el kafirun, yani hakikati inkara şartlanmış olan, bunu bir kötülükle, zulümle, baskıyla pekiştirerek yapmaya gayret eden bir anlayışa Kur'an-ı Kerim onay vermiyor hiçbir şekilde. Evet. De ki, tabii hani bugüne geldiğimiz vakit, bugün İslam dünyasında ister istemez, yani Müslümanların yaşadığı temel problemlerden biri de bu. Kendi ülkelerindeki yöneticilerin ne yapıyoruz? Yani düşman, diyelim İslam'a düşman olan güçlerle, efendim yeryüzü halklarına düşman olan güçlerle ittifaklar kurduklarını görüyoruz. Bunu Cenab-ı Allah açıkça alenen yasaklıyor. Hazreti Peygamber'in siyerinde de bu aslında çok çarpıcı bir şekilde karşımıza çıkan bir hakikat. Nedir o? Özellikle Vada Kanfar'ın İlk Bahar adlı stratejik bir siyer okuması çalışmasında Vadi Yayınları'ndan çıktı. Ortada bunu görebiliriz ve onunla ilgili değerlendirmelerde de görebiliriz. Ya orada çok çarpıcı bir ifade olarak benim çok hoşuma gitti. Mekke ilafı ile Medine ilafını karşılaştırıyor. Nedir bu? Mekke, biliyorsunuz sevgili arkadaşlar, Kureyş suresinde de geçer. Mekke kurmuş olduğu paktlarla, ilaflarla kendisine Arabistan Yarımadası'na bir alan açıyor. Bu alanla ticaretin merkezi gücünü, otoritesini eline geçirmiş oluyor. Tabii bir yandan Kabe'nin rolü burada çok çok önemli. Dünyanın her tarafından insanlar oraya geliyorlar. Hem bir inanç turizmi bağlamında, hem ekonomik bir faaliyet bağlamında sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla Bizans'tan İran'a kadar, farklı Arap kabilelerine kadar, Habeşistan'a kadar, Yemen taraftaki kabilelere kadar Mekkeliler bir takım görüşmeler, anlaşmalar yapıyorlar. Ve ticaretlerini bu anlaşmalar, kurdukları bu ittifak ve paktlar sayesinde geniş bir alana yayabiliyorlar. Dolayısıyla Hazreti Peygamber özellikle Medine'den sonra, onlarla mücadele ederken Medine'ye hicret ettikten sonra, o da kendi paktlarını oluşturuyor. Bunların hepsi Müslüman olması gerekmez. Mekke'nin zulmüne, hoyratlığına, şımarıklığına karşı, efendim kendilerini haksız yere yurtlarından çıkarmalarına karşı bir mücadele bağlamında yeni paktlar kuruyor. Biz de buradan esinlenerek günümüz Müslümanları, sevgili arkadaşlar, ne yapmalıyız? Yeryüzünde ezilenlerle, yoksullarla, baskı altına alınanlarla, özgürlükleri kısıtlananlarla yeni paktlar kurmalıyız. Bu paktlar, bu ittifaklar kesinlikle, tabii ki farklı kavimlerden, farklı dinlerden olabilir. Bu çok önemli değil. Kendi ilkelerinizi, kendi ideallerinizi, itikadınızı efendim hırpalamadığınız, yıpratmadığınız ölçüde, bilakis bunların da lehine, yani aleyhine değil. Neden? Bir Müslüman olarak ezilenlerden, efendim sömürülenlerden yana durmak en güzel bir tebliğdir.
hakikatin en güzel bir taşıyıcılığıdır. Bunu böyle görmek gerekir diye düşünüyorum. Aslında Hazreti Peygamber de bu anlamda bunun örnekliğini sergilemiştir zaten. Hem Medine içerisinde sergilemiştir. Medine Sözleşmesi tartışmalarını hatırlayalım. Medine Sözleşmesi tabii bu mevzulara girdikçe uzuyor da ister istemez. Yani birlikte yaşadığımız, efendim zor zamanına birlikte koştuğumuz, yardım ettiğimiz insanların illaki Müslüman olması gerekmez arkadaşlar. Yani sizinle din hususunda savaşmıyorlarsa diyor Kur'an-ı Kerim, sizi haksız yere yurtlarınızdan çıkarmıyorlarsa diyor, onlarla iyi münasebetler kurmanızda bir sakınca yoktur. Çünkü bu iyi münasebetleri kuramazsanız bu insanlara, alemlere rahmet olarak gelen İslam'ın efendim güzellikleri nasıl götüreceğiz? Nasıl böyle bir şey mümkün olabilir? Değil mi? Bu şekilde düşünmeliyiz. Dolayısıyla burada hakikati inkara şartlanmış olanlar, özellikle el takısıyla vurgulanan o kafirler bir zalimler topluluğu olarak değerlendirilmeli. Yoksa Müslüman değildir ama yani kimseye zulmetmiyordur. Bilakis sizin yanınızda yer alabilir. Sizin ittifakınızda yer alabilir. Peygamberimizin ittifakına yer alan Müslüman olmayan bir sürü topluluk vardı. Yani siyere baktığımız zaman bunu çok rahat bir şekilde görebiliriz. Bugün de öyle. Bugün baktığınız zaman ne bileyim bir işçi eylemine gittiğiniz zaman, bir emeğin, alın terinin hakkını, hukukunu savunduğunuz zaman orada farklı siyasi görüşlerden, farklı dini yaklaşımlardan bir sürü insanla birlikte omuz omuza aynı sloganları atabiliyoruz. Ve ancak o zaman zaten İslam, alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberin dini olarak, mesajı olarak, çağrısı olarak somut bir şekilde insanların karşısına çıkmış olacaktır. Evet, devam edelim. 29. ayetteyiz. De ki, kalplerinizdekini gizleseniz de, açığa vursanız da, Allah onu bilir. Zira o göklerdeki ve yeryüzündeki her şeyi bilir. Ve Allah her şeye kadirdir. Bunun böyle olduğunu bilmek, siyasi bir mücadele için, İslam mücadele tabii ki buradaki siyasi mücadele çok büyük bir avantaj bence. Bu insana bir mutluluk, bir güven, bir sürur veriyor ve karşı taraftakilere de bir korku salıyor. Karşı taraftaki zalimler isterse buna inanmasınlar, çok önemli değil. Bunu bir tehdit olarak algılıyorlar ve bu onların ayarlarını bozuyor arkadaşlar tabiri caizse. Evet, bu bir tehdit. Neden? Allah onları elan takip etmektedir. Yani geçen derslerimizde de söyledik ya, illa dijital takip sistemleriyle, kameralarla, şunlarla, bunlarla takip etmesi gerekmez. Tabi egemenler böyle yapıyorlar. Her tarafa kamera koymuşlar. İşte internet aracılığıyla, efendim dijital takip sistemleri aracılığıyla sizin bütün mahremiyetinize nüfuz etmek, sizin her adımınızı takip etmek istiyorlar. Ama Allah sizin kalbinizden geçirdiklerinizi de bilir diyor Kur'an-ı Kerim. Ne demiştik? Bu güçler ahirete kamera uzatamıyorlar. Ahirete dijital takip sistemleri uzatamıyorlar. Ve biz biliyoruz ki Müslümanlar olarak mutlak manada hesaplaşma yeri ahirettir. Siz yeryüzünde her yeri gözetleyerek oralara sahip çıktığınızı, bir hegemonya kurduğunuzu savunabilirsiniz, bunu iddia edebilirsiniz. Ama mutlak manada nüfuz edemeyeceğiniz yer ahirettir. Tabii şu aslında ayrıca vurgulanmalı. Şimdi biz hem modern hem geleneksel hurafelere karşı çıkmalıyız ya. İnsanların üzerinde egemenlik kurmak isteyen çok değişik güçler var. Bunlar sadece modern kapitalist egemenler değil. Bir de bizim geleneğimizde bir takım gaybi vurgulara yaslanarak insanlar üzerinde egemenlik kurmaya çalışan güçler var, değil mi? İşte böyle ne bileyim işte müritlerinin ne yaptığını bilen, gece gündüz onu takip eden, ettiğini iddia eden, bu yolla, bu suretle o insanlar üzerinde bir egemenlik, bir hegemonya kurmaya çalışan, çalıştığını iddia eden, bunu o insanlara hissettirerek onları sevk ve idare eden, onlara tahakküm eden efendim yapılar da var. Yani bunları da biliyoruz ve bunlar devam da ediyor maalesef. İşte onun şeyi, hacısı, hocası, üstadı kimse. Şimdi modern egemenler görünen kameraları uzatıyorlar veya görünmeyen çipler, şunlar bunlar. Bunlar hiçbir zahmete girmeden
müridinin ne yaptığını, işte uyurken ne yaptığını, gezerken ne yaptığını, çalışırken ne yaptığını söyleyebiliyor. Bu anlamda arkadaşlar Allah'ın egemenliğiyle yarışan modern ve geleneksel güçlere bir tavır almak durumundayız. Onlar çünkü bununla bir iktidar alanı oluşturuyorlar bu imkanlarına yaslanarak. Ama şunu biliyoruz ki kalplerin özünde olanı Allah bilir ve mutlak manada gayb olan ahirete de kimse kamera uzatamaz. Efendim kimse de bir takım işte bağlar bilmem ağlar yoluyla buralara nüfuz edemez. Dolayısıyla alemlerin Rabbi olan Allah'a şirk koşmanın değişik yol ve yöntemlerini fark etmek ve bunlardan uzaklaşmak, uzak bir konumda durmak zorundayız ve Allah'ın dinini bu şekilde bu egemenlik ilişkileri içerisinde anlamak durumundayız arkadaşlar. Allah'ın dini dediğimiz şey bunlardan kopuk, bağımsız, kendi kendine namaz, abdest, oruç bir süreciyle bir arınma süreci değil. Yeryüzündeki egemenlik ilişkilerinin tam ortasında durarak biz Allah'ın dinini açıklayabiliriz, bunu anlayabiliriz, kavrayabiliriz. 30. ayet. Her insanın yaptığı bütün iyilikleri de, kötülükleri de karşısında bulacağı o günü düşünün. Evet, o öyle bir gün ki düşünelim. İyilikleri de karşımızda bulacağız, kötülükleri de karşımızda bulacağız. Pek çok insan o günün kendisinden çok uzakta olmasını diler. Evet, o halde Allah ona karşı dikkatli olmanızı ihtar eder ama Allah yarattıklarına karşı çok şefkatlidir. Ya zaten Rabbimizin şefkati olmasa bizim halimiz ne olur yani? Tümüyle duman olacaktır. Bir de bu vurguyu atlamayalım arkadaşlar. Yaptığımız her şey kayda geçmektedir. Yaptığımız her şey ahiret günü karşımıza çıkartılacaktır. Biz bunları göreceğiz. Bazı insanlar diyor onun uzakta olmasını diler. Çünkü bununla yüzleşmek istemez. Ya tabii illa ahireti beklemeye gerek yok. Yani yüzleşmek için bugün her an yüzleşebiliriz. Kendi yaptığımız bir takım hatalardan, günahlardan arınabiliriz. Tevbe kapısı her zaman açık. Dolayısıyla aslında bu yüzleşmeler utanç verici bir şey değil. Bilakis takdir edilesi bir şey. Neden? Çünkü yüzleşme cesareti öyle herkesin gösterebileceği bir cesaret midir? Sorarım sizlere. Değildir. Hatalarınızı işte birisiyle paylaşmak veya sizin hatanızdan zarar görmüş insanlardan özür dilemek veya hatanızı görüp gözetleyen alemlerin Rabbi olan Allah'tan af dilemek. De ki ey peygamber, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı affetsin. Zira Allah çok affedicidir, rahmet kaynağıdır. Evet. Tabii Hazreti Peygamber'e tabi olmaları gerekir. Hem o günkü insanların siyasal düzlemde, dini bağlamda, bütün ilişkilerinde hem peygamberlerin yolu nedir? Kur'an yoludur arkadaşlar. Peygamberler bizi nereye çağırıyor? Vahye çağırıyor değil mi? Yani vahye ittiba etmeye, vahyi anlamaya, vahyi kavramaya, vahiyle dünyayı değiştirmeye çağırıyor. Peygamberimizin bu çağrısına kulak verecek miyiz? Peygamberimizden sonra onu takip eden insanların bu yöndeki çağrılarına kulak verebilecek miyiz? Yeni bir dünyayı nasıl kuracağız vahye tabi olmazsak? Vahye tabi olmazsak yeni bir dünyayı elbette ki kuramayız. Ya da kurmaya çalıştığımız dünyalar, ya bilmiyorum neye benzer? Evet. 32'den devam edelim. De ki Allah'a ve elçisine itaat edin. Eğer bundan yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah hakikati inkar edenleri sevmez. Tabi bizim İslam tarihi boyunca bu ayetler birazcık yanlış anlaşılmış arkadaşlar. Özellikle bir takım rivayetler bizim hadis külliyatlarımızda maalesef uydurma rivayetler çokça yer almaktadır.
Ve Hazreti Peygamber sanki yeni bir din getirmiş gibi, bunu murad etmiş gibi bir takım insanlar Kur'an'dan sonra bir yeni bir farklı bir din merkeziymiş gibi bunları öne çıkarmışlardır. Ve buradan da bir sürü problemler neşet etmiştir ister istemez. Elbette ki Allah'a ve Resulüne tabi olmayı az önce söylediğim çerçevede algılamaya çalışmak çok daha doğru olacaktır. Çünkü Hazreti Peygamber hayattayken onun takipçileri, onunla birlikte mücadele edenler, onun yoldaşları hem pratik manada siyasal bir liderlik, dini manada bir önderlik ki bunlar ayrı değil. Yani bu siyasal ve dini liderlik asla ayrılamaz İslam'da biliyorsunuz. Anlaşılsın diye belki böyle söylenebilir ama mutlaka bu kaydı da bir yandan düşmek lazım arkadaşlar kesinlikle. Ama bir de Hazreti Peygamber adına uydurulan, üretilen bir toplam var. Bunun farkındasınız. Bu itaat edilmeli şeklinde bu ayete bağlantılandırılarak insanlar baskılanmaya çalışılıyor. Bu hatalardan uzak duralım. Bizim önümüze gelen işte hadis külliyatından ve Hazreti Peygamber'in sünnetinden olduğu iddia edilen bütün bu toplama biz Kur'an'dan yola çıkarak bakacağız. Kur'an'la karşılaştıracağız ve bize sunulan bu toplamın içerisinde ne kadar insanların heva ve hevesleri vardır bunları algılamaya çalışacağız. Dolayısıyla Kur'an'ı hakem etmedikten sonra hiçbir bu bağlamda körü körüne bir itaat sürecine ne yapmamalıyız? Girmemeliyiz. Ve Allah'ın yani elçisinin misyonu nedir? Az evvel söylediğimiz gibi. Yeryüzünde yeni bir dünya var etmek. Dolayısıyla Peygamberimiz vefat etmiş olsa, ölmüş olsa bile onun o misyonunu biz takip etmek, onu yaşatmak, ihya etmekle yükümlüyüz arkadaşlar. Yeni bir dünya. Zulme karşı gelen, adaleti tesis eden yeni bir dünyayı nasıl kuracağız? Peygamberimizin misyonu bu değil mi? Tevhid merkezli mücadelesinin temelinde yatan şey bu değil mi? Bunun peşine gitmiyorlar. Yani bir takım şeyler şöyleymiş de bunu yaparsak işte sünneti ihya edecekmişiz de filan filan. Bu şekli din anlayışlarından bir an önce kurtulmamız icap etmektedir. Bakın. Bütün şekli din anlayışlarından kurtulacağız. Kur'an-ı Kerim'in mesajının özüne odaklanacağız arkadaşlar. Bu mesajın özüne odaklanırsak yeryüzündeki bütün zalimlerle, kötülüklerle hesaplaşırız. Ekolojik ve sosyolojik yıkımlarla hesaplaşırız. Bugün alabildiğine kötülük bütün yeryüzünü kaplamış durumda. Ama peygamberin takipçisi olduğunu saçıyla, sakalıyla, sarıyla, cübbesiyle bunları din addederek ki bunlar din değil, bunlar insanların bir takım dönemsel, bölgesel kılık kıyafetleridir. Yaşam efendim araç gereçleridir, tercihleridir. Biz o manaya odaklanacağız, o manayı da kesinlikle Kur'an-ı Kerim'le bulabiliriz. Evet, 33. ayetten devam edelim. Bismillah. Gerçek şu ki Allah Adem'i ve Nuh'u, İbrahim soyunu ve İmran soyunu bütün insanlığın üzerinde bir konuma çıkardı. Tek bir soy zinciri halinde. Allah her şeyi işiten, her şeyi bilendir. Bu konum nedir arkadaşlar? Bu konum bir örneklik konumudur. Yoksa haşa bir üstünlük filan konumu değil. Yani bunları bu şekilde yanlış anlayan yorumlarla, efendim tefsirlerle, değerlendirmelerle karşılaşabiliyoruz. Bunlardan uzak durmak lazım. Allah her şeyi işiten, her şeyi bilendir. Bir vakit İmran ailesinden bir kadın, ey Rabbim, rahmimdeki çocuğumu senin hizmetine adayacağıma söz veriyorum. Benden bunu kabul et. Doğrusu yalnız sen her şeyi duyan, her şeyi bilensin diye Rabbine yakarmıştı. Fakat çocuğu doğurunca, ey Rabbim dedi. Bak bir kız çocuk doğurdum. Halbuki Allah neyi doğuracağını ve onun istediği erkek çocuğun hiçbir zaman bu kız gibi olamayacağını bilmekteydi. Ve ona Meryem ismini verdi. Selam olsun. Lanetlenmiş şeytana karşı onu ve soyunu korumanı diliyor. Bunun üzerine Rabbi kız çocuğunu hoşnutlukla kabul etti.
onu güzelce büyüttü ve Zekeriya'nın himayesine verdi. Yani erkek, yani bir tabii bu erkek takıntısı hastalığı insanlığın bütün yani tarihi boyunca var. Hala var. Yani hala bu çözümlenmeye çalışılıyor ama farklı farklı çizgiler, siyasal merkezler tarafından çözülmeye çalışılırken bu sefer vahiden kopuk yaklaşımlar maalesef farklı sorunları da beraberlerini getirebiliyorlar sevgili arkadaşlar. Eğer sorunlarımızı, problemlerimizi, geleneksel ve modern hataları, açmazları nasıl çözmeliyiz? Kesinlikle ve kesinlikle vahiy merkezli tutumlarla çözmeliyiz ki beraberinde çözüm çabalarımız beraberinde başka hataları da getirmesin arkadaşlar. Biz bunu görüyoruz aslında. Elhan buna şahitiz. Bu mesele de çok önemli tabii ki. Bu kadın meselesi, kız çocuğu meselesi, bunlara dönük toplumsal bakışlar, baskılar. Bakın burada Hazreti Peygamber'in, Hazreti Meryem'in anlatıldığı bölümde de karşımıza çıktı. Hep karşımızda. Ya bir türlü Müslüman zihin, kabul etmek istemiyor. Geleneksel toplam, bu kadınla erkeğin, kız çocuğuyla erkek çocuğunun aynı kıymetli olduğu Rabbi katında bunu bir türlü kabul etmek istemiyor nedense. Yani böyle bir şey yok. Niye böyle ayak diriyor? Anlamış değilim açıkçası. Ama Rabbimiz bunları ters yüz eden mesajlar gönderiyor arkadaşlar. Bütün ilahi kelamlarda, bütün kutsal kitaplarımızda. Zekeriya ne zaman onu mabette ziyaret ettiyse yanında yiyeceklerle görür ve sorardı. Ey Meryem, bunlar sana nereden geliyor? Meryem, bunlar Allah'tandır. Allah dilediğine hesapsız rızık bağışlar diye cevap verirdi. Evet arkadaşlar, Allah dilediğine hesapsız rızık bağışlar, kesinlikle çok doğru. Yani bugün bizim kendi kazandığımızı iddia ettiğimiz rızıklar da böyle değil mi? Yani siz ne kadar çalışırsanız çalışın, ne kadar uğraşırsanız uğraşın, eğer Allah bunun altyapısını tabiri caizse oluşturmazsa, bu nimetleri, rızıkları yaratmazsa, var etmezse eğer, yani onu yani siz kazanabilir misiniz? Temin edebilir misiniz? Ve bunlar gerçekten hesapsız. Çünkü hesaba kitaba gelmez. Yani içtiğiniz bir tas çorbanın içindeki o bileşenleri Rabbiniz var etmese, yediğiniz bir lokma ekmeğin içindeki o bileşenleri ve onun bir sürü uzun uzun vücuda gelmesi için o uzun aşamalı emek süreçlerini Rabbiniz yaratmazsa, var etmezse sevgili arkadaşlar, ne yapamazsınız? O nimetlerde, imkanlardan faydalanamazsınız. Bütün bu toplam gerçekten hesapsızdır. Yani hesapsız demek burada akıl alır gibi değil yani. 38. ayetteyiz, Ali İmran suresi. Aynı yerde Zekeriya Rabbine yalvardı. Ey Rabbim, rahmetine bana güzel bir zürriyet bağışla. Zira sen her yakarışı duyarsın. Evet neymiş arkadaşlar? Rabbimiz her yakarışı duyuyormuş. Yani bunu ellerinizi açıp, yani gökyüzüne doğru yönelip, hani Rabbimize bir mekan atfetmek anlamında değil de, haşa. Sözel manada yakarışlarınızı duyar, kalbi manada yakarışlarınızı duyar. Bir yoksulun, bir garibin, bir yetimin, bir yolda kalmışın, efendim, yakarışlarını duyar. Yani hiçbir şey alemlerin Rabbi olan Allah'a gizli değil. Ama egemenlere yakarışlarınızı duyuramazsınız. Dilekçe yazacaksınız, mail atacaksınız, bilmem şuraya buraya başvuracaksınız. Sorunlarınıza bir türlü candan çözümler bulamazsınız. O eğer bir çözümde bulunacaksa yeryüzündeki egemen ya da egemenler, ondan kendisinin bir çıkar temin etmesi gerekir. Bu iş bana ne kadar yarayacaktır? Yani kesinlikle bir çıkar temin edecektir. Ama alemlerin Rabbi olan Allah sonsuz keremiyle, lütfuyla sizi ne yapacaktır arkadaşlar? Destekleyecektir, sizi takviye edecektir. Bunun üzerine mabette ayakta yakarışta bulunurken melekler ona
Allah sana kendi katından bir sözün gerçekliğini doğrulayacak, insanlar arasında seçkin bir yere sahip olacak, tam bir iffet sahibi, dürüst, erdemli bir peygamber olacak olan Yahya'nın doğumunu müjdeliyor diye seslendiler. Zekeriya şaşkınlıkla "Ey Rabbim," dedi, "yaşlılık beni yakalamışken ve karım da kısırken nasıl bir oğlum olabilir?" Ona "Pekala, olabilir," denildi. "Allah dilediğini yapar." Zekeriya şöyle yalvardı: "Ey Rabbim, bana bir işaret gönder." "İşaretin şudur ki," denildi, "üç gün boyunca yüz işaretleri dışında insanlarla konuşma. Rabbini hiç durmadan an ve gece gündüz onun sınırsız şanını yücelt." Tabii ki Rabbimiz için hiçbir şey zor değil sevgili arkadaşlar. Yani mümkün değil, olamaz. "Ve o zaman melekler, ey Meryem," dediler, "Allah seni seçti ve tertemiz kıldı. Seni bütün dünya kadınlarının üstünde bir konuma çıkardı. Örneklik olarak. Ey Meryem, Rabbine huşu ile bağlan, secdeye kapan ve onun önünde eğilenlerle birlikte eğil." Yani bu arkadaşlar Meryem'den bugüne, Hazreti Meryem'den bugüne. Secdeye kapan, onun önünde eğilenlerle birlikte eğil, rükû et. Bunları sadece şekli olarak algılamamak lazım. Tabii ki bir rutin ibadet eylemi olarak bunları ne yapıyoruz? Yapıyoruz. Ama bunları bir otoritenin önünde, otoriteye teslim olmak, onu yüceltmek ve diğer otoriteleri reddetmek bağlamında düşünelim, anlayalım arkadaşlar. Burada bir mücadele var, bir kapışma var. Sadece alemlerin Rabbine teslim olmak, ona secde etmek, ona boyun eğmek, egemenlere değil. Zalimlere, müstekbirlere değil. Ve bu bağlamda rükû edenler, secde edenler, yani sadece Allah'ın otoritesine teslim olanlar, zalimlere, mustazaflar, müstekbirlere arkadaşlar, geçit vermeyenlerle birlikte hareket etmekten bahsediyor. Mustazafların yanında, müstekbirlerin karşısında. Yani mustazaf ne? Zaafı uğratılmış, ezilmiş, dışlanmış. Bunların yanında olacak Hazreti Meryem ve yoldaşları, arkadaşları, müstekbirlerin, yani büyüklenenlerin, ululananların, yani egemenliği eline geçirip kimseye söz hakkı vermeyenlerin karşısında olacak. Evet. "Sana şimdi vahyettiğimiz şey senin idrakini aşan bir hususla ilgilidir. Zira hangisinin Meryem'in hamisi olacağını Kur'an ile belirlediklerinde sen onlarla birlikte değildin." Yani Kur'an-ı Kerim bu üslubu çok hoşuna gidiyor. İşte diyor, sen şöyle, onlar böyle yaparken sen onların yanında değildin. İşte onlar şöyle konuşurken sen onların yanında değildin. Burada tabii bir yandan da ehli kitaba cevap yetiştiriyor Kur'an-ı Kerim. Çünkü onlar ileri geri aslı astarı olmayan bir takım hurafeleri dine katmışlar. Hazreti Meryem hakkında, İsa hakkında, Musa hakkında. Ve Medine'de Rabbimiz bunları Hazreti Peygamber aracılığıyla tashih ediyor. Sağlamlaştırıyor, sahihleştiriyor, düzeltiyor arkadaşlar. Ve o konuda birbirleriyle çekiştiklerinde yanlarında yoktu. Yani şunu demek istiyor ya, bu insanlar hiçbir yanlarında yoktu ama maşallah, yani her biri ne yapıyorlar? O dönemle ilgili bir sürü tartışmalara giriyorlar filan. "O zaman melekler, ey Meryem," demişlerdi, "Allah kendisinden bir söz ile sana Meryem oğlu İsa Mesih adıyla bilinecek, bu dünyada ve öteki dünyada büyük şeref sahibi ve Allah'ın en yakınlarından olacak bir oğul müjdeliyor." Hadi bakalım. İşler karışacak şimdi. Yani şöyle düşünsenize arkadaşlar. Yani bir insana vahiy gelmesi ne kadar sarsıcı bir olay, değil mi? Yani diyelim ki efendim şeysiniz, siz söyleyin. Yani bir mağaradasınız ve bir elçi geliyor, melek geliyor, size vahiy getiriyor. Yani hakikaten çok zor bir durum olurdu sizin için, değil mi? Yani oldukça zor. Çünkü yani düşünsenize, yani o mağaranın ıssızlığında, karanlığında, yalnızlığında bir takım sesler, iletiler, görüntüler, neyse bilmiyoruz tabii. Yani Hazreti Peygamber onu nasıl yani şey yaptı, müşahede etti.
zaten çılgına dönersiniz. Yani ben delirdim mi, ne oluyor bana ya? Gördüğüm gerçek mi, hayal mi dersiniz. Değil mi? Dolayısıyla Hazreti Meryem'e de bir çocuğun müjdelenmesi çok, yani kabul edilmesi zor bir hadise, yani büyük bir olay. Ya burada baktığımız zaman, yani hayatımızda bizim hayatımızı kökten değiştirecek, başka insanlarla ilişkilerimizi kökten sarsacak bir takım tekliflerle biz karşılaşıyoruz aslında. Tam belki burada daha farklı bir şey var ama mesela bir ideolojiye intisap etme teklifi, bir dine iman etme teklifi, hadi diyelim bir evlilik teklifi, bir iş teklifi veya başka bir siyasete katılma teklifi, başka bir düşünceyi benimseme teklifi. Yani böyle hayatımızı alt üst edecek, bir takım sonuçlara sebebiyet verebilecek tekliflerle karşı karşıya illaki olmuşuzdur ve bundan dolayı başkalarına hesap da vermişizdir veya başkalarına izah etmemiz gereken bir durum oluşmuştur filan. Şimdi burada düşünün, yani Hazreti Meryem'e İsa peygamberi müjdeliyor Cenab-ı Allah. Bambaşka yeni sarsıcı bir süreç ortaya çıkacak. 46. ayetteyiz. Ve o çocuk insanlarla hem beşikteyken hem de yetişkin bir adam olarak konuşacak dürüst ve erdemli kişilerden olacaktır. Meryem, evet şimdi kritik nokta geldi. Ey Rabbim dedi. Bana hiçbir erkek dokunmadığı halde ben nasıl oğul sahibi olabilirim? Çok zor değil mi yani? Evlenmemiş, etmemiş. Yani nasıl çocuk dünyaya getirecek? Melek şöyle cevap verdi. İşte öyle. Allah dilediğini yaratır. Bir şeyin olmasını istediğinde sadece ol der. Ve o şey hemen oluverir. Şimdi burada bir takım tartışmalar, yani bu ol der, oluverir bağlamında bir takım tartışmalar yürütülüyor biliyorsunuz insanlar arasında. Oluyor mu, olmuyor mu filan. Yani alemin Rabbi olan Allah'ın yasalarında elbette bir takım, ya yasalarında değişme bulamazsınız diyor Kur'an-ı Kerim, sünnetullah. Ama özellikle mucize bağlamında bir takım müdahalelerde bulunabilir Cenab-ı Allah. Yani bunu yaptığını görüyoruz. Elçilerin hayat hikayelerini okuduğumuz zaman, mücadelelerini incelediğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'de. İşte Kızıldeniz veya diğer peygamberlerin işte yaşadıkları kavimlere bir takım belalar, afetler gelmesi, bunu kabul etmeyen, efendim zulümde ısrar eden insanların cezalandırılması, toplumların cezalandırılması. 48. O senin oğluna hem vahiy ve hikmeti öğretecek hem de Tevrat'ı ve İncil'i. Ve onu İsrailoğullarına elçi yapacak. 49. Evet. Devam ediyoruz 49. ayetten. Ben size Rabbinizden bir mesaj getirdim. Sizin için çamurdan adeta kaderinizin suretini yapacağım ve sonra ona üfleyeceğim ki Allah'ın izniyle sizin kaderiniz olsun. Körleri ve cüzamları iyileştireceğim ve Allah'ın izniyle ölüleri yeniden hayata döndüreceğim. Neleri yiyebileceğinizi ve evlerinizde neleri saklayabileceğinizi size bildireceğim. Şüphesiz eğer gerçekten inanıyorsanız, bütün bunlarda sizin için bir mesaj vardır. Evet, orada tabii o ayrıntılara girmiyorum. Burada mesela kuşun, yani çamurdan bir kuş yapılması meselesiyle ilgili hayatın nasıl seyredeceği bağlamında imanlarıyla mı hayatı düzenleyecekler, yoksa isyan ve küfürleriyle mi başka bir yola sapacaklar? Böyle mecazi, sembolik bir takım tartışmalar yürütülebilir. Muhammed Esed de bunları yürütmüş. Ben Tevrat'tan günümüze kalanın doğruluğunu tasdik etmek ve önceden size yasak edilen şeylerin bazısını helal kılmak için geldim. Ve size Rabbinizden bir mesaj getirdim. Öyleyse Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincine varın ve bana tabi olun diyor İsa peygamber. Evet.
Kuşkusuz Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse yalnız ona kulluk edin. Bu dosdoğru bir yoldur. Tabi peygamberin kendisine kulluk etmeyin. Onu teslis inancıyla yanlış yerlere çekmeyin. Roma imparatoruna da Rab'lik yakıştırmayın. Şimdi Rab kavramı çok önemli arkadaşlar, biliyorsunuz. Yani insanı çekip çeviren otoritedir aslında Rab, değil mi? Bu anlamda bizim toplumsallığımız belki Rab, ilah gibi kavramlar arasında çok böyle ayrım yapmıyor. Belki onun farkında değil insanların önemli bir kısmı. Ne diyorsunuz? Mesela terbiye kelimesinin kökü de Rab. İşte mürebbiye kelimesinin kökü de Rab. İşte çok terbiyesiz bir çocuk canım diyorsun işte birini eleştirdiğiniz zaman. Yani bir Rabbi olmamış yani. Bir otorite tarafından biçimlendirilmemiş. İşte Müslümanların en temel anlamdaki Rabbi kimdir, kim olmalıdır? Ne diyoruz? Alemlerin Rabbi olan Allah. Yani bütün alemlere vasiyet eden yaratıcı. Yani bütün işte yıldızlar, gök cisimleri, yeryüzünde denizler, ovalar, dağlar ve biz insanlar. Hepsini bir düzen içerisinde yaratmış, uyulması gereken kuralları da irade sahibi, akıl sahibi olan biz insanlara tevdi etmiş. İşte Rabbimiz o. Sizin Rabbiniz kim diye sorun insanlara. Sizin Rabbiniz bu durumda kim? Size kim vaziyet etmektedir? Hangi yasalar çerçevesinde bir hayat yaşıyorsunuz? Yani bir takım yeryüzündeki sahte düzenler mi sizi biçimlendiriyor? Yoksa sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a mı teslim olup bütün yasaları ve düzenlemeleri onun gönderdiği temel yasa olan Kur'an'a göre mi ne yapacaksınız, ayarlayacaksınız, biçimlendireceksiniz? Bir karar vermelisiniz. Bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Ama bugün Müslümanlar da kendi Rablerinin Allah olduğu gerçeğini maalesef unutmuşlar, unutabiliyorlar. Sevgili arkadaşlar, başka otoritelere Rablik tevdi edebiliyorlar. Hayır, bizim Rabbimiz sadece Allah'tır. Onun terbiyesine biz tabi olmalıyız. Sahte bir takım tanrısallıklara biz terbiyemizi ne yapmayız? Emanet etmeyiz. Mesela bütün dünyada, Türkiye'de de var. Zorunlu eğitim var. Sizi biz terbiye edeceğiz diyor devletler. Çocuğu siz dünyaya getiriyorsunuz, türlü çileyle büyütüyorsunuz. Onu 5-6 yaşında sizin elinizden alacakmış. O terbiye edecek. İdeolojik olarak o bir ona ne yapacak? Çerçeve sunacak. Bütün dünyada farklı farklı otoriteler, farklı ideolojiler insanların çocuklarına el koyuyorlar. Eskiden işte savaşçı olarak el koyuyor. O yeniçeri yapıyor, diğeri çocuk savaşçı yapıyor, diğeri işte bilmem ne örgütüne katıyor, bir diğeri lejyoner bilmem ne yapıyor filan. Günümüzde de zaten ya resmi ideolojiler düşünsel anlamda köleleştiriyorlar, kendileri bir Rablik efendim anlayışıyla, sıfatıyla kendilerini onunla efendim ifade ederek ya da zaten kapitalizm bir sistem olarak kendisini Rab olarak dayatmış durumda. İşte çocuk işçilik diyoruz ya, atölyelerde özellikle mülteci çocuklar. Türkiye'de olsun, dünyanın dört bir tarafında olsun, acımasızca çalıştırılmıyorlar. Şimdi Türkiye'miz de çok Müslüman ya. Atölye sahipleri, dükkan sahibi, fabrika sahipleri çok Müslüman ya. Mülteci çocukları, mülteci yetişkinlerin yani 700-800 liraya aylık, 1000 liraya. Saatlerce, 12 saat, 13 saat çalıştırmıyorlar mı? Maalesef. Bu mu yani Müslümanlığımız bizim? Dolayısıyla eğer biz gerçekten alemlerin Rabbi olan Allah'ı Rab kabul etseydik, böyle bir tanrılaşma eğilimine girmezdik. Şirkin, küfrün aslında tam göbeğine düşmüşüz, çırpınıyoruz maalesef. Ama bir türlü kendimizi bu bataklıktan çekip çıkaramıyoruz. Çünkü dünyevi çıkarlarımızla çelişebiliyor. O yüzden Müslümanlığımız artık dünyevi çıkarlar söz konusu olduğu zaman ikinci pozisyonda kalıyor maalesef. Buna çok dikkat edelim sevgili arkadaşlar. Evet.
52. ayetteyiz. İsa onların hakikati reddettiklerinin farkına varınca sordu. Zaten diyor ya, yazık şu kullara diyor Kur'an-ı Kerim. Ne zaman hakikatle bir takım elçiler Allah'ın hakikatlerini onlara ileseler hemen itiraz ederler. Hemen karşı çıkardılar. Bu nasıl bir anlayıştır ya? Bu nasıl bir mantıktır? Yani hem kendi aleyhine, hem bütün bir yeryüzü aleyhine, hem bütün bir insanlık aleyhine olacak bu hakikati reddediş. O zaman İsa peygamber bakalım onlara ne demiş. Kim Allah yolunda benim yardımcılarım olacak? Bu anlamda hepimiz peygamberlerin yollarının yolcuları isek, onların yoldaşları isek sevgili arkadaşlar, bu soruyu herkese biz de soracağız. Yani siz hepiniz Resullerin yolunun yolcusunuz değil mi inşallah? Hepimiz öyle miyiz? Tabii ki. Tevhid ve adalet mücadelesinde Resuller bizim önderimiz, öncümüz. Onlar nasıl insanlara bunu soruyorlarsa, kim bizim yoldaşlarımız, kim bizim arkadaşlarımız? Biz de kendimize yoldaşlar, arkadaşlar temin etmeliyiz. İyiliği nasıl örgütleyeceksiniz? Tevhid ve adalet çizgisi nasıl örgütleyeceksiniz? Bu insanlara ulaşamazsınız. Beyazlara bürünmüş olanlar cevap verdi. Bu beyazlara bürünmüş olanlar işte havarileri bu şekilde efendim. Temizliği, safiyeti, ahlakiliği, duruluğu, teslimiyeti ifade etmesi bakımından. Biz Allah yolunda senin yardımcıların olacağız. Biz Allah yolunda senin yardımcıların olacağız. Biz Allah'a inanırız. Sen de şahit ol. Biz ona teslim olmuşuz diyorlar. Ne güzel. Böyle her önderlik yapmaya niyet eden öncülerin yanında böyle kişiler olması ne kadar harika bir şey. Ne mutlu o insanlara. Ne arkadaşlar? Evet. Ne diyor? Nahnu ensarullah. Biz Allah'ın yardımcılarıyız. Nahnu ensarullah. Evet. İnşallah. İnşallah hepimiz arkadaşlar bu sıfata layık bir efendim kulluk mücadelesi içerisinde yer alırız. Aramızdan öncüler çıkaracağız. Onlarla birlikte yeryüzüne bir ıslah cephesi oluşturacağız. Bu cepheyi tahkim ve takviye edeceğiz sevgili arkadaşlar. Ey Rabbimiz, bize yücelerden indirdiğine inanıyor ve bu elçiye tabi oluyoruz. Allah'la da bir sözleşme imzalıyorlar. Bakın. O halde bizi hakikate şahitlik yapanlarla bir tut. Hakikate şahitlik yapmak, adalet mücadelesi vermek demek arkadaşlar. Hemen şahitlik şöyle pasif bir izleme faaliyeti, gözlemleme faaliyeti gibi değil. Sakın. İnanmayanlar İsa'ya tuzak kurdular. Ama Allah onların tuzaklarını boşa çıkardı. Çünkü Allah tuzak kuranların tümünün üstündedir. Zaten bunların işi gücü tuzak kurmak. Yani hakikat yoluna ne yapmak arkadaşlar? Bir takım tuzaklamalar yaparak tevhid ehli insanların, grupların, hareketlerin efendim yürüyüşünü baltalamak. Bu tuzaklara karşı uyanık olacağız arkadaşlar. O zaman Allah ey İsa demişti. Seni ölüme yollayacağım ve katıma yükselteceğim. Ve seni hakikati inkara şartlanmış olanların arasından çekip arındıracağım. Sana tabi olanları kıyamet günü hakikate inkara şartlanmış olanların kat kat üstüne çıkaracağım. Ya zaten kıyamet ve ahiret günüdür asıl kayıp ve kazancın olacağı gün. Bu dünyada yani Hazreti Peygamber'e tuzak kurmuş olabilirler, Müslümanları öldürmüş olabilirler, adaleti arayanları hapse tıkmış olabilirler. Ama dünya mutlak manada geçici. İktidar sahipleri bunu unutmasın. Evet. Sonunda hepiniz bana döneceksiniz. Ve aranızda anlaşmazlığa düştüğünüz her konuda ben hüküm vereceğim diyor Allah. Eğer sonuçta hepimiz Allah'a döneceksek biraz daha kendimize çeki düzen vermemiz gerekmez mi? Biraz daha dikkatli olmamız gerekmez mi? Evet.
Hakikati inkara şartlanmış olanlara gelince, onlara bu dünyada da bu dünyada ve ahirette şiddetli bir azap çektireceğim ve onlar kendilerine yardım edecek kimse bulamayacaklar. Ama iman edip doğru ve yararlı işler yapanlar, yani iman edip salih amel işleyenler, işte onlara diyor, Allah mükafatlarını tam olarak verecektir. Zira o zalimleri sevmez. Arkadaşlar, iman edip salih amel işleyenlere Rabbimiz ödüller verecek. Zalimleri cezalandıracak. Çünkü asla zalimleri sevmez. Burada bırakalım. 57. ayette tamamlamış olalım. İstanbul için iftar vakti yaklaştı. Uzaktan yakından da bizi izleyenler oldu gördüğüm kadarıyla. Allah hepsine razı olsun. İnşallah bu videoları biraz ön kamerayla çektiği için netliği falan biraz problemli olabiliyor. Bir de dudak hareketleriyle sesi de tam uyuşturamıyor galiba. Bu internetin hızıyla alakalı olarak. Hani önceki normal videoları normal video kaydı yapıp YouTube'a yüklüyorduk. Şimdi bu canlı yayın olduğu için artık böyle bir takım kusurları oluyor. Bu şekilde yüklemiş olacağız. Hoşgörünüze sığınalım. Tekrar Ramazan'ınızı tebrik ediyorum arkadaşlar. Allah hepinizden razı olsun. Hayırlı iftarlar, hayırlı sahurlar diliyorum. Mümkün olduğunca Kur'an'la hemhal olmaya çalışalım. Ve birbirimize inşallah hakkı ve sabrı tavsiye eden bir hat üzere olalım. Selamünaleyküm, hoşçakalın, Allah'a emanet olun.